Herkese merhabalar. Bebek örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel elbise çalışmasını yapacağız. E, elbisemiz 9-12 ay için uygun bir çalışma olacak ve 4,5 ip kullandım. 50 gramlık ip kullandım. İp bilgisini de e, az sonra zaten paylaşacağım. E, bu ipe e, bu elbise çok yakıştı açıkçası arkadaşlar. Yani alabiliyorsanız bu ip tercih ederseniz daha güzel olacak. E, kalın bir ip değil ve e, %100 yün bir ip ve çok kullanımı rahat hafif güzel bir çalışma olacaktır bu ipi tercih edersiniz ama alternatif ipleri de kullanabilirsiniz aynı kalınlıklarda aynı metrajda kullanabilirsiniz yakadan başlıyoruz elbisemizi yapmaya önce robamızı devam edip bitireceğiz sonrasında önce kollar sonra da bedenden devam ediyoruz yuvarlak şişle öreceğiz etek kısmını Arkamızda şöyle arkadaşlar 3 tane iliğimiz var. Ben inci düğme tercih ettim. Arka kısmı da e, bu şekilde bir çalışma. Ön kısmımızda gördüğünüz gibi e, çok tatlı oldu. Popcornlarımız var. Üst kısımda etek kısmında da. E, etek kısmımız zaten düz örgüden oluşuyor. E, Benle beraber örmek istiyorsanız bu çalışmaya hep beraber başlayalım. Kolay gelsin örgümüzü gazal wool 175 ile öreceğiz 50 gramı 175 metre uzunluğunda e, renk numarası 318 e, 3 numaralı şişle başlıyoruz örgüye yaka kısmından başlayacağız elbisemizin e, 3 numaralı şişime ben 83 ilmek attım 83 ilmeği 4 haroşa sırası boyunca ördüm e, şimdi 3.5 numara şişimize geçeceğiz. Ve roba ayrımlarımıza başlayacağız. Aynı zamanda bu sıranın sonunda iliğimizi açacağız. Roba için ben ilmeklerimi şöyle ayırdım. 16 ilmek verdim. Tekrar bir ilmeğim var. Arada bu artırma yapacağım ilmeğim. 11 koluma verdim. Bir ilmeğim var. 25 arka bir ilmeğim var. 11 diğer kol bir ilmek. Diğer bedende 16 olarak roba ayrımlarımızı ayırmış olacağız. Ee, şimdi üç buçuk numaralı şişime geçiyorum. üç buçuk numaralı şişimizle örmeye başlayalım. Şimdi buradan 7 ilmeğin kenar patım olacak ve bu haroşa devam edecek. Şimdi 7 ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7'ye tamamlayacağım. 7 ilmeğimi ördüm. Ben örgümde e, haroş örgüyü arkada da önde de e, düz örerek elde ediyorum. O yüzden düz olarak ördüm 7 ilmeğimi. Geri kalan ilmeklerimi bu sırada düz öreceğim. Ayrıca kadar düz öreceğim. Örgümün ön tarafı burası. Şimdi ilk yapacağız. Şişime bir ip doluyorum ayracımı alacağım bir müddet e, görebilelim diye. Aradaki ilmeği düz olarak öreceğim. Ayracımı alıyorum. Tekrar şişime bir ip doluyorum. Arttırmayı bu şekilde yapacağız. Şimdi arka ilmeklerini düz kol ilmeklerini pardon düz olarak örüyorum. Şimdi yine arttırma yerine geldim. 11 tane ilmekten sonra bir tane ip doluyorum şişime. Şöyle aldım ayıracımı. Düz örüyorum aradaki ilmeğimi. Tekrar bir tane ip doladım şişime ve düz olarak arka ilmeklerimi örüyorum. Ayrıcıma geldim ve artırmamı yapıyorum. Şimdi şişime bir ip doladım. Aradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ip doluyorum şişime. Kol ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi yine artırma yapacağım. Bir ip doladım şişime. Aradaki ilmeğim düz. Alıyorum. Bir ip daha doladım. Şimdi 7 ilmeğe kadar düz örüyorum. Yani 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum arttırmadan sonra. Dokuz ilmeğimi ördüm. Şimdi 7 ilmeğim var. Ben burada ilk iliğimi açmak istiyorum. O yüzden bir, 2 tane ilmeğimi ördüm. 3 ve 4'ü beraber örüyorum. Şişime bir ip doladım. Geri kalan 3 ilmeğimi örüyorum. İlk iliğimi burada açmış oldum. Şimdi 3 numaralı şişimi bırakıyorum artık. Ve üç buçuk numara şişimizle devam edeceğiz. Örgümün arka tarafındayım. Arka tarafta arttırma yapmıyoruz. Arttırmalar ön tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7'ye tamamlayacağım kenar patımı. Bakın iliğimiz meydana çıktı. Sonraki ilmeklerimin hepsini ters örgü olarak öreceğim. Arka sırada tüm ilmeklerimiz ters olacak. Arttırdığımız ilmeklerde ters olacak. Ama bakın delik oluşmasına dikkat ediyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Tüm ilmeklerimiz ters örgü. Sıra sonundaki 7 ilmeğim haroşa olacak kenar batım. Örgümün ön tarafına geçtim. Artırma yerlerimiz artık belli oluyor. Şimdi bu sırada popkornlarımızı koymaya başlayacağız. Önce 7 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeklerim. Haroşa bu ilmeklerim. Şimdi Ondan sonra şöyle sayacağım bakın. Ayrıca kadar 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var benim şimdi. 2, 4 tane ilmek öreceğim. Şu 5.ye ben ilk popkornumu yapacağım. 7 tane ördüm. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane daha örüyorum. 5.ye popkornumu yapacağım. Beraber tığ yardımıyla yapacağız. Şimdi ilmeğimi alıyorum sıradaki ilmeğimi içinden ipimi geçiriyorum iki tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerine doladım batıyorum tek seferde çıktım iki tane oldu zincirle beraber doladım 3 oldu bir tane daha yapacağım 4 oldu şimdi bu dört tane ilmeğimi tek seferde çıktım bırakıyorum bu ipi bir alt sıraya değil daha altına bakın şuraya giriyorum. Bu kısımdan bu ilmeğimi geçirerek sabitleyeceğim ve sağdaki şişime takıyorum. İlk e, popcornumuzu yapmış olduk. Düz örerek devam edeceğim. Bakın şöyle çok büyük yapmayacağız popkornu. Devam ediyoruz. Şimdi ayrıca geldiğimde yine artırma yapacağım. Bakın ajurum var doladım. Ayrıca alıyorum. Düz ördüm. Tekrar şişime doluyorum. Ve örmeye başlayacağım. Burada da tam ortalayacağız. Kaç ilmeğim var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Arttırdığım ilmeği saymayalım. 13 ilmeğim var. Yani 6 tane öreceğim. Arttırdığımla beraber 7 tane öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ördüm arttırdığımla beraber. Burada kaç tane var? 2 4 6 da 6 7 tane var. Şimdi buraya ben popcornumu yapacağım. Bakın arttırdığım ilmekten ilmekle beraber 2 4 6 7 tane ördüm. Şimdi alıyorum buna çıkarttım. Ekranı biraz yaklaştırayım aslında daha net olarak görebilin. Şimdi ipimi çıkarttım tığımla. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doladım. Batıyorum bu göze. Tek seferde çıktım. Zincirle beraber iki tane ilmeğim oldu. Tekrar 3 oldu. Bir kez daha çıkıyorum. 4 oldu. Hepsini beraber ördüm. Ve şişim, tığımdan çıkartıyorum. Bu göze değil bir alt göze giriyorum. Şu şekilde bakın. Bu ilmeğimi buradan geçirip sabitliyorum. Popkornumuzu yapmış olduk. Şimdi düz örgülerle devam ediyoruz. Şimdi bakın tam ortada hatta sayalım. 2, 4, 6, 7 taneden sonra yaptım. 2, 4, 6 arttırdım ilmekle 7 tane oluyor burası. Aradaki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şimdi tekrar arttırdım. Arttırdığımla beraber 2 3 4 ve 5 tane ördüm arttırdığımla beraber. Şimdi buraya ben popcornumu yapacağım. İçinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 oldu zincirle. 3 oldu ve 4 oldu. İçinden geçiriyorum. Tek seferde bıraktım. Bir alt sıradan giriyorum ve buraya sabitliyorum ben bunu. Şimdi yine 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane örüyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım. 2 zincir çektim. 2 oldu. 3 oldu ve 4 oldu. Tek seferde çıktım. Alt kısma sabitliyorum. Şimdi 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar yapıyoruz. 2 zincirle başladım. 2 3 ve 4 oldu. Tek seferde çıktım. Şu aşağı kısma şöyle içinden geçirip sabitliyorum. Ve takıyorum sağdaki şişime. 5 tane daha öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane daha ördüm. Şimdi buraya da yapacağım. 1 2 batıyorum. 2 oldu. 3 4 Aşağıya sabitliyorum. Şimdi 1 2 3 ve 4 oldu. Doladığımız iple 5 oldu. Burada 5 ile başlamıştık. Bakın şurada 5 ile bitirdik. 4 tane popcornumuz oldu burada. Aradaki ilmeğim düz. Pardon ayrıcımı alarak arttırıyorum. Şimdi arttırdığım ilmekle beraber 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ördüm. Arttırdığım ilmekle beraber 7 tane ördüm. Şimdi buna yapıyorum popcornumu. Şimdi aşağıya sabitliyoruz. 1 2 3 4 5, 6 ve artırdım ilmekle 7 oldu. Aradaki ilmeğimi örüyorum düz olarak. Tekrar artırıyorum. 2 oldu artırdım ilmekle 3, 4, 5 ve 6 tane örüyorum. Ne kadar kaldı? 2, 4, 5 kaldı. Yani 2 4 6 8 10 12 tane ilmeğim kaldı. 6 tane ördüm. Şimdi buraya yapıyorum popcornumu. 4 tane oldu zincirle beraber tek seferde çıktım ve aşağı kısma sabitliyorum bu sıra popkornları bitirmiş oluyoruz. 4 tane öreceğim. 1, 2, 3 ve 4 tane ördüm. Geri kalan ilmeklerim kenar patım haroşa olarak örüyorum. İlk sıra popkornlarımızı bitirmiş olduk. Şimdi dönüyorum arka tarafa. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7'yi tamamlayacağım. Bu kenar patım benim. Kenar patımdan sonra aradaki ilmeklerin hepsi ters örgü. Bu popkorn yaptığım ilmekler de ters örgü. Son 7 ilmeğim haroşa olacak sadece. Bu sırada ayraçları da aslında atabiliriz. Zaten delikler olduğu için ajur olduğu için artırma yerleri çok çok belli. Ben anlatabilmek için kullandım ayrıcı Şimdi sıramızı tamamlayalım. Artırma yok örgümüzün arka tarafında. Örgümün ön tarafına geçtim. Bakın artırma yerlerimiz şöyle görünüyor. Popcornlarımız bu şekilde. Bu kısım ön olacak arkadaşlar. Ve burada 4 tane popcornum oldu. Kollarda bir. E, arkada da bir bir tarafta. Bir bir tarafta olarak yaptık. Şimdi bu sırada artık e, popcorn olan kısımlar düz olacak. Şimdi beraber başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve yediye tamamlıyorum. 7 ilmeğimi ördükten sonra diğer ilmeklerim düz örgü sayılmakta arttırma yerine kadar 7 ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın arttırma yerine geldim. Bir tane ilmeğim düz devam ediyor. Onun iki tarafından arttırma yapıyoruz. Şişime bir ip doladım. Düz örüyorum. Tekrar bir ip dolayıp düz örüyorum. Kol ilmeklerimiz de düz. Bu sırada arttırmalar hariç ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir de kenar patlarımız haroşa biliyorsunuz. Yani popcorn olan kısımlar Düz olarak devam edecek. Sıramızı tamamlayarak, arttırmalarımızı yaparak, arka sırada da ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim, gelelim. Örgümün arka tarafını ve ön tarafını ördüm ee, ve tekrar öndeyim. 3 tane roba artırması oldu. Bakın şu ajurları saydığımızda 3 tane roba artırmasını yapmış olduk. Şimdi bu sırada da hiçbir işlem yapmayacağız. Yani roba artırmalarımız devam ediyor. Popcorn olan kısımlar düz olacak. Arka sırada da ters örelim. Yani popcornlarımızı 5 sırada bir koyacağız arkadaşlar. Şimdi popcorndan sonra 3 sıra ördüm. 2 sıra daha öreceğim. Yani bu ön sırayı öreceğim. Arka sırayı da ördükten sonra popcornumuzu koyacağız. Şimdi sıralarımızı bu 2 sırayı tamamlayalım. Burada artırmalarımızı yapmayı unutmayalım. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz zaten. Arka ve ön sırayı ördüm. 5 sıra örmüş olduk popkorndan sonra arttırma yerlerimizde gördüğünüz gibi. şimdi ikinci popkornlarımızı, ikinci sıra popkornlarımızı yapacağız bu sırada. Başlayalım. İlk 7 ilmeğimi örüyorum önce. Popcorn yerlerini nasıl ayarlayacağız? Şimdi popcorn'um benim şu ilmekte aşağıda yaptığımda şu ilmekte ben popcorn yapmışım aşağı sırada. Şimdi bundan bu ilmeği ortaya alıyorum. 2 ilmek sayıyorum buraya. Şu ilmeğe yapacağım. Yani bir tane ilmek örüyorum. Bu ilmeğe popcorn'umu yapıyorum. 2 zincirle başlıyorum. 4'e tamamlayacağım. Tek seferde çıktım ve aşağıya sabitliyorum. Sağdaki şişime taktım. Şimdi 5 ilmek sayacağım. Popcorn arası 5 ilmek. 1 2 Bakın 3. ilmek bu yaptığım ilmek, aşağıdaki ilmek. 3 4 5 5 ilmekten sonra yapıyorum. Yani bu popcornu tam ortaya ortalamış oluyorum. Şimdi buna yine yapacağım. 2 zincirle başlıyorum. 2 3 ve 4 aşağıya sabitleyeceğim. Sağdaki şişimi alıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek örüyorum. Burası arttırma yerim olduğu için buraya yapmıyorum. Şimdi burada tamamlamış olduk. Burada iki tane popcornumuz oldu. Arttırmamı yaptım, düz ördüm, arttırmamı yapıyorum. Şimdi arttırmayı yaptıktan sonra şimdi kolda bakıyorum. Ben şu ilmekte e, popcorn yapmışım. Şöyle göstereyim. Bu ilmekte popcorn yapmışım. 2 tane saydığımda bu şuna yapacağım. E, ee, burada kaç tane ilmeğim var arttırdıktan sonra 2, 4, 5 şu ilmeği aslında önümdeki ilmeği yapmam gerekiyor benim popcorn ama burası e, tam arttırma yeri olduğu için ben buraya yapmayacağım. Bunu es geçiyorum. Sonra 5 tane ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek saydım sıradaki ilmeği yapıyorum. 2 zincirle iki oldu. 3 bir kez daha dört kez yaptım topladım aşağıya da sabitledim mi bitirmiş oluyorum bu popkornumu Şimdi 5 tane sayacağım. 1 2 3. Bakın aşağıda popkorn yaptığım ilmek 3 4 ve 5 tane yaptım. Şimdi yine buna da popkornumuzu yapalım. 2 zincirle 4 kez çıkıyorum. Yani 1 zincir olacak. 4 ilmek olacaktığımda topladım ilmeklerimi aşağı kısma sabitliyorum ilmeğin arasını açtım düzelterek geçmeye çalışıyorum ben özür dileyerek tekrar yapacağım bunu ilmeğin arası açıldı çünkü şimdi iki zincirle yaptık dört kez çıkalım topladım. Şimdi aşağıya sabitleyeceğim. Sağdaki şişime takıyorum. Sonra 1 2 3 4 ve 5 tane ördüm. Bakın artırmadan önceki ilmeğe denk geliyor. Bunu es geçiyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi burada da kolda iki tane popcorn'u yapmış olduk. Şimdi artırmamızı yapalım. Düz örelim. Tekrar mı yapıyorum. Şimdi burada nereye yapacağım? Popcorn'um burada. 2 e, ilmek saydım. Şuna yapacağım. Yani arttırdıktan sonra 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 ve 4 ilmek örüyorum. Hemen başlıyorum popcornumuzu yapmaya. 2 zincirle. Şimdi aşağıya sabitleyeceğim. sağdaki şişime takıyorum. Ve 5 tane sayacağım. 1 2 3. ilmeğin bakın bu aşağıdaki popcorn yaptım. 3 4 ve 5. Şimdi buraya yapıyoruz yine. Çıkarttım. 2 zincirle popcornumu yapıyorum. aşağıya sabitliyoruz. Tekrar 5 tane öreceğim. 1 2 Bakın 3. aşağıdaki popcorn 3 4 ve 5. Şimdi yine yapıyorum. Aşağıya sabitliyorum. 5 tane tekrar öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ördüm. Yine buraya da popcorn yapıyoruz. Aşağıya sabitleyeceğim. Sağdaki şişimi alıyorum. 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi buraya yapıyorum. 2 zincirle aşağıya sabitleyeceğim. 1 2 3 ve 4 tane ördüm de artırma yerine gelmiş olayım, oluyorum. Burada da 5 tane yapmış olduk ön bedende de popkornlarımızı. Şimdi artırdım, düz ördüm, artırdım. Burada nerede yapmışız? Bunda popkornum var. iki saydım. Buna yapacağım. 2 4 5. Şimdi buna yapmam gerekiyor. Aynı öbür kolda olduğu gibi art bunu es geçiyorum ve sayıyorum 1 2 3 4 ve 5. Şimdi önümdeki ilmeğe popcorn'umu yapıyorum. 2 zincirle yapıyoruz. Aşağıya sabitleyeceğim. sağdaki şişime takıyorum. 5 ilmek sayacağım. 1 2 3. ilmek bakın bu. 3 4 ve 5. Tekrar yapalım. Ve aşağıya sabitleyelim. Sağdaki şişime takıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bu arttırma yerinde olduğu için bunu es geçiyorum. bir arttırdım, düz ördüm, bir arttırdım. Şimdi burada nereye yapacağım? Ben şu ilmeğe yapmışım. iki kenarı bu. bir tane şunu yapacağım. Yani 5 tane ördükten sonra yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 ilmek örüyorum arttırmadan sonra. Evet bu ilmeğe yapıyoruz. 2 zincirle. Ve aşağıya sabitleyeceğim şimdi. 5 tane sayacağım. 1 2 3 4 ve 5 sıradaki ilmeğe yapıyorum. 2 zincirle aşağıya sabitleyeceğim şimdi ve bu sırayı da tamamlamış olacağız bir tane ördüm 7 tane kenar ilmeğimle tamamlamış oluyorum şimdi bakalım şöyle bir açıp bakalım şöyle açabildiğim kadar açmaya çalışıyorum şöyle düzelterek bakın şöyle popkornlarımızı yapmış olduk robamız devam edecek 5 sıra arayla yapıyoruz 5 ilmek arayla yapıyoruz popkornlarımızı. o yüzden karıştıracağımızı düşünmüyorum sık yapıyorum böyle e, hoş e, güzel bir e, çalışma elde edeceğiz e, iliğimi şurada açtım 4 haroşa sırasından sonra şu anda 4 sıra olmuş. 10 haroşa sırasına tamamladığımızda ikinci açalım arkadaşlar. Sonra tekrar üçüncü. Üç tane ilik olacak zaten. Onu haroşa sırayla açarsak bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Bu şekilde kollarımız arttırma yerlerimiz çok muntazam güzel bir çalışma. İpe de çok yakıştı Böyle yumuşacık bir elbise elde edeceğimizi düşünüyorum. Ön kısmı da bu şekilde. Misine olunca biraz karışıyoruz. Önü bu şekilde olacak arkadaşlar. Arka taraf düğmeli olacak. Güzel bir çalışma. Şimdi devam edelim. Robamızı ilerletelim. Robamı 21 roba artırması yaptım. Bu ajurlardan sayabilirsiniz. Bir sırada önden, bir sıra arkadan roba artırması yapmadan ördüm. şimdi kollarımızı ayıracağız. Sonra bedenden devam edeceğiz. Şimdi bu kısma kadar ördüm ben. Sayalım ilmek sayımızı arka burası bu arada. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 36 ilmeğim var. Şimdi öne e, kola e, şu bir ilmeğimiz var artırma yaptığımız bunu kola dahil edeceğiz arkadaşlar. E, buraya kadar öreceğiz. Bir diğer ilmeklerimiz şişte kalabilir. Koldaki ilmeklerimizi devam edip e, örebiliriz. Ee, bu arada popkornumuz devam edecek. Kolda da popkornumuzu yapıyoruz. Şimdi bu bir ilmeği dahil edeceğim. Ama bunu iki kez öreceğim. Şimdi dikiş payı olarak da düşündüğüm için bu ilmeği iki kez öreceğim. Şimdi örmeyi de ördüm. Şişten çıkartmıyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oldum. Şimdi şuraya bir ayraç takacağım ben. Sıramızın bitiminde sayabilmek için Bakın bu bir ilmek kola dahildi. Bir ilmekten iki ilmek ördük. Şimdi popkornumu ayarlıyorum. Şu popkornumu aşağı sırada yaptım. 2, 1. Buraya yapacağım. 2, 4, 5. Devam edeceğim. Şimdi 5 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve popkornumu buraya yapacağım. Şimdi şu kısma kadar popkornlarımızı yaparak devam edelim. Popkornlarımı yaparak devam ettim. Şu arttırma yaptığım ilmeğe geldim. Bunu da kola dahil ediyorduk ve başta iki defa ördük. Bunda da iki defa örüyorum. Örme yönünde ördüm. Şişten çıkartmadım. Ön taraftan da giriyorum. Bir kez daha örüyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oluyorum. Şimdi bu da bizim kol ilmeğimiz. Kol ilmeğinde sayalım kaç ilmeğimiz var? 2. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 ve 57 ilmeğimiz var. Diğer ilmeklerimiz şişte kalsın. Bu ilmeklerimizi kol altında kolu örmeye devam edelim bu ilmeklerimizle. Kolumu 17 sıra boyunca ördüm. Şimdi eksiltmelere başlayacağız kolda. Şöyle. Arkadan rahatlıkla sayabilirsiniz. Ayırdığım yerden itibaren 17 sıra ördüm. Şimdi önümdeki 2 ilmeği beraber örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş olduğum şişimden devam edeceğim. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum zaten bu sırada. Öreceğim. Sıra sonunda da bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda iki ilmeğim var. Şimdi bu iki ilmeği beraber örüyorum. Eksiltmemi burada da sıra sonunda yapmış oldum. Ee, şimdi sıra başında ve sıra sonunda eksiltmemizi yaptık. 2 ilmek eksildi şişimizden. Aynı aralıklarla eksiltme yapmaya devam edelim kolda manşet kısmına kadar ee, örelim şimdi. Kol altından itibaren 64 sıra ördüm. 3 defa da iki kenarından eksiltme yaptım. Yani 6 ilmek şişimden eksildim. Şimdi ilmeklerimizin hepsini e, haroşa örgü öreceğiz ve e, 3 numaralı şişle öreceğiz kol manşetini. E, sonra devam edeceğiz. Şimdi dönüyorum. Örgümün ön tarafını ördüm. Arka sırasından örmeye başlıyorum ve tüm ilmeklerim önde de arkada da haroşa örgü olacak. E, sonra ilmeklerimizi kesip kolumuzu birleştireceğiz. 4 haroşa sırası ördüm ve ilmeklerimi şöyle kapattım. şimdi tığımızla birleştireceğiz. ilmeğin burada en son ilmeğim. İkiye katlayalım. Örgümüzün ters yüzünden birleştirmeye başlayacağız tığ yardımıyla. Şimdi ilk kesmeye yaptığım yeri buluyorum önce. ilmeğin arasını açmadan. ilk kesme yaptığım ilmek burası. Ekranı biraz daha yaklaştırayım ben. Evet. Ve şimdi başlıyoruz beraber. İlmeğimi de alıyorum şişime. Bu ilmeğimi bu ilk kesme yaptığım yerden geçiriyorum ilk etapta. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Yan yana getiriyorum. Son ilmeklerin yanından bakın bir sonraki son ilmeğin yanından giriyorum. Bu tarafta da aynı şekilde giriyorum. Aynı hizadan olmasına gayret gösterin. İpimi bu tarafa aldım ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi son ilmeğin yanından girdim burada. Burada da giriyorum iki tarafta da ipimi bu tarafa alıyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar girdim. Bu tarafta da girdim. İpimi bu tarafa alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Son ilmeklerin yanından giriyorum. şöyle girdim bu kısımda da girdim ipimi bu tarafa alıp örüyorum sırayla son ilmeklerin yanından girip öreceğim son ilmeklerin yanından giriyorum örüyorum şöyle son ilmeklerin yanından gireceğim ve öreceğim. Kol altına kadar bu şekilde gideceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadan böyle gözüküyor. Çeviriyorum örgümün düz yüzüne. Düz yüzünde de bu şekilde birleşmemiz oluyor. Şimdi kol altına kadar birleştirelim kolumuzu. Kol altına kadar geldim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu ilmeğimi sağdaki şişimi alıyorum. Kol altından bir tane ilmek eklemiş olduk. Şimdi şöyle çevirip bakalım kolumuza. Bakın arka taraftan şöyle görünüyor. Yan yana getireyim. Güzel orantılı bir kol yapmış olduk. Oldukça muntazam bir kol çalışmamız oldu. Kol altından da bir ilmek ekledik. Şimdi arka bedeni şuraya kadar örüyoruz, diğer kol altına kadar ve diğer kolumuzda aynı burada yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak diğer kolumuzu da tamamlayalım. Ee, ipimiz burada zaten kol altında örerek devam edeceğiz. Burada popcorn yaptığım sıradayım. Kol altına geldiğimizde de aynı şekilde diğer kolumuzda örüp gelelim şimdi. Diğer kolumu da şöyle tamamladım. Sonrasında Burada kalan ilmeklerimizi ördüm. Örgümüzün ön yüzünde örerek geldim. Son 7 ilmeğim kaldı. Kenar patım. Şimdi yuvarlak şişimizle örmeye başlayacağız. Yani artık bu kısmı, arka kısmını, ilik kısmını birleştireceğiz. Şimdi yuvarlak şişle nasıl öreceğiz? Hortumu aradan çekerek 7 ilmeğim burada. Şimdi şöyle bir yerden, herhangi bir yerden çekebilirsiniz. Hortumumu çekerek... Bakın şişimi şöyle örebileceğim şekle getiriyorum. Hortumu çekerek öreceğiz böyle. Şimdi üçüncü bir şiş kullanacağım. Ben rahat yapabilmek için. Bu yedi ilmeğimi örmeden bu şişime önce alıyorum. Yedi ilmeğimizi bu şişime, üçüncü şişime geçirdim. Burası benim ilik olan kısmım. Ve şöyle üst üste koyuyorum bakın. Şöyle ilik olan kısmı üste gelecek. Böyle yan yana koydum. Şimdi başlıyoruz. Arkadaki şişten ben bir ilmek alıyorum. Sonra öndeki şişten alıyorum. 14 ilmeğimi bu şekilde yapacağım. Bir önden bir arkadan şeklinde bu şişimi önce örmeden alacağım. 2 oldu. 3 önden alıyorum. 4 arkadaki şişten. 5 öndeki şiş. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmeğimi ben şimdi bu şekilde birleştirmiş oldum. Bakın ilikli olan kısım burada. Şimdi ipim burada örmeye ipime ile örebilmek için ben ilmeklerimi şimdi örmeden geriye doğru alacağım buraya. 14 tane ilmeğimi ipimin olduğu kısma kadar geleceğim. İpimin olduğu kısma geldim. İpim benim burada. Şimdi ne yaptık? Üst üste koymuş olduk aslında. Bakın şöyle. Düğme dikeceğimiz yer burada. ilik olan kısım böyle üstte oldu. Şimdi örmeye başlayacağım. Ee, ve ilmeklerimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Ama ben şu şekilde yapacağım ilmekleri değiştirerek yapacağım düzgün olsun istiyorum. Şimdi önümdeki iki ilmeği beraber ördüm düz olarak örüyorum. Şimdi yine değiştireceğim ben ee, buranın çok muntazam olmasını istiyorum. Şimdi iki ilmeği tekrar örüyorum. 14 ilmeği 7 ilmek olarak öreceğiz. Tekrar değiştireceğim. Şimdi üçüncü kez iki ilmeği beraber ördüm. Tekrar değiştiriyorum. Dördüncü kez iki ilmeği beraber örüyorum. Tekrar değiştiriyorum. Beşinci kez iki ilmeği beraber ördüm. Tekrar değiştiriyorum. Altıncı kez iki ilmeği beraber ördüm. Bir kez daha değiştireceğim. Ve yedinci kez iki ilmeği beraber örüyorum. Burada 7 ilmek eksiltmiş olduk. Bakın şöyle hiçbir şey belli değil. Arkada böyle bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi devam edip düz örgü olarak örüyorum. Fark ettiyseniz ilmekler artık ters denk gelecek. Çünkü misinalı şişle yuvarlak olarak ördüğümüz için artık hep bu şekilde düz örgü olarak öreceğiz bakın ilmekler hep te ters denk geliyor normal ördüğünüzün dışında farklı denk geliyor onu düzgün bir şekilde düzelterek örüyorsunuz şimdi şuraya kadar geleyim beraber bakalım Şimdi geldim bu kısma kadar. Şöyle göstereceğim size. Arkamız böyle birleşmiş oldu arka tarafımız aslında. Şöyle yapayım bakın kollarımız burası bizim arkamız olacak. Şimdi düz örgü olarak göreceğiz. Şimdi nasıl yapıyorum? Çeviriyorum ben. Şöyle öreceğim şekilde ve herhangi bir yerden hortumumu şöyle asılacağım. Aradan asılıyorum ve şişimle örebileceğim hale geliyor. Ve rahatlıkla örgünüzü örebilirsiniz. Hortumu çekerek devam edeceğiz örgümüze. Bir süre böyle düz öreceğiz arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde yani şu arka kısma geldiğimizde bir sırayı tamamlamış olacağız bu pat kısmına ilik açılan yere geldiğimizde bir sırayı tamamlamış olacağız. Sıra sonu ve başı orası olacak. İsterseniz bir ayraç da koyabilirsiniz. Bir kez daha ben e, hortumu nasıl çekiyorum onu göstermek istiyorum size. Düz örgü olarak örüyoruz. Artık popcorn yapmayacağız zaten. Bir süre düz ördükten sonra e, bel kısmındaki o haroşalı ajurlu kısmı yapacağız beraber. kaç ilmeğim kaldı onu da örüyorum ve şimdi aradan yine şöyle aradan bir yerden şişimi pardon hortumumu çekiyorum. Çektiğimde bu kısmı yine şöyle çekerek yaklaştırıyorum ve örmeye başlıyorum. Ya yani hortumu çekerek bakın hortumdaki fazlalığı böyle çekerek biraz ekranı uzaklaştırayım. Bakın hortumdaki fazlalık böyle böyle çekerek aradan örgümüzü rahat örebiliriz ve bu kısımlar belli olmayacaktır. Hiç tereddüt etmeyin. Devam ediyoruz. Bir sırayı tamamlamış olalım. İlik olan yere geldiğimizde bir sıra tamamlanmış olacak. Evet geldik. Burası bizim tam bir sıramız oluyor. Buraya isterseniz işaretleyici bir şey takabilirsiniz, isterseniz de devam edebilirsiniz. Şimdi örelim bir süre düz örgü olarak örgümüzü sonra haroşa yapacağız beraber. Birleştirdiğim yerden itibaren 5 sıra boyunca ördüm. Şimdi sıramız bizim şurada bitiyor aslında. Şu kısımda birleştirdiğimiz kısımda ama haroşa örgüye başlayacağız ve burada belli olsun istemiyorum. Kol altına denk gelsin diye sıra sonumuzu artık bu kısmı yapalım arkadaşlar. Şöyle bir ayrı da buraya işaret koymuş olalım. Sıramız buradan bitmiş olsun. Sadece şu kadar kısım var. O da düz örgü zaten belli olmayacak. Şöyle bir ayraç aldım. Şimdi haroşa örmeye başlayacağız. Şimdi, e, yuvarlak şişle haraşo e, örmesi e, biraz problem. Yani iki sırada bir haroşa oluyor. Aslında haroşa örgü olmuyor yuvarlak şişle. İki sırada bir yapacağız. Beraber başlayalım. İlmeklerimi şöyle gördüğünüz gibi ters örgü olarak öreceğim bu sırada. Bu ilk sırası olacak haraşamız. Bakın zaten haroşa olarak ters olarak görünüyor şimdi. Ee, bu sıramızı olduğu gibi bu şekilde tamamlayalım. Bütün hepsini e, ters örgü olarak örelim ayracın olduğu kısma kadar. Sıra sonuna doğru geliyoruz. Ayrıca bir ilmeğim kaldı. Bundan sonraki bakın haroşa bu düz ilmek. Şimdi bunu bir alt sıradan öreceğim son ilmeğimi e, eşitsizlik olmasın diye yani e, eşitlensin diye bakın bir alt sıradan girerek ters örgümü o şekilde örüp bırakıyorum. Yani aynı hizadaymış gibi oluyor. Biri aşağıda, biri yukarıda olmasın diye bu işlemi yaptım. Şimdi bundan sonra ilmeklerimi arkadaşlar düz olarak öreceğim. Bu haroşamızın ikinci sırası. E, iki sıradan oluşuyordu. Bir sıra ters, bir sıra düz ördüğümüzde e, haroşa oluşmuş oluyor. Şimdi bu sırada haroşamız bir tane haroşayı tamamlamış olacağız. Şimdi bir tane daha yapalım. Yani bu sırayı düz örüyorum. Sonraki sıra ters, sonraki sıra düz olacak. Yani iki diş haroşayı görmem gerekiyor burada. Sonra devam edeceğiz. İki sıra haroşamı tamamladım. Şöyle iki sıra haroşamız var. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde dört sıradan oluşan oluşan iki diş haroşamız oldu. Ee, şimdi ajurlu kısmı yapacağız. Yani kordon geçireceğimiz kısmı yapacağız. Ee, nasıl yapıyoruz? Ee, şişime bir ilmek doluyorum iki ilmeği beraber örüyorum. Bu şekilde. Bir ip doladım. iki ilmeği beraber örüyorum. Tekrar çişime bir ip doluyorum. Bakın ilmeklerin yönünden dolayı bu şekilde giriyorum. Ve iki ilmeği beraber ördüm. Bir ip doladım. iki ilmeği beraber öreceğim. Şöyle ilmeğimi açtım çok özür dileyerek evet şimdi bir ilmeğim kaldı onu şöyle yapıyorum bakın burada ajurlarımız oluşmaya oluşuyor bu şekilde şimdi kordonumu e, kordonumu çekeceğim şişimin kordonunu ve devam edeceğim bakın iki ilmeği beraber ördüm en son şimdi şişime bir ilmek doluyorum tekrar iki ilmeği beraber örüyorum bir ip doladım iki ilmeği beraber örüyorum bir ip doluyorum. Bütün bu sırayı bu şekilde yapacağız. E, bu oluşan deliklerde de e, kordonumuzu geçireceğiz. Elbisemiz bittiğinde iki ilmeği beraber örüyorum. Şöyle. Bak. ilmek sayımda bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Şimdi örelim bu sıramızı buraya kadar ayrıca kadar gelelim. Tüm sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada da haroşa başlayacağız. Yine iki diş haroşa yapmamız gerekiyor. O yüzden bu sırada tüm ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Bakın arttırdığımız ilmeklerde kocaman kocaman delikler oluşuyor. Buradan kordonumuzu geçireceğiz. Şöyle göstereceğim. Bakın bir diş haroşa oluşuyor burada şimdi. Şimdi devam edelim. Bu sıradan sonra düz tekrar ters tekrar düz. Yani iki diş haroşa daha yapalım. Sonra ilmek sayımızı etek kısmı için arttıracağız. İki e, diş haroşamızı tamamladık. Bakın şöyle bir e, bel kısmında ayrıntı yapmış olduk. İki haroşa, bir ajurlu sıramız oldu. Bir de iki tane yine haroşamız oldu. E, şimdi ilmek sayımızı tek sırada artıracağız ve etek kısmına geçmiş olacağız. Sonrasında zaten sadece düz örgü olarak etek ucuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ilmek sayımızı şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir ilmeği iki kere, bir ilmeği üç kere öreceğiz. Beraber başlayalım. Önce yönünü çeviriyorum. Net görüyorsunuz umarım yönünü çevirdim örme yönünde düz olarak ördüm şişten çıkartmıyorum ön tarafından da girerek bir kez de bu taraftan örüyorum yani bir ilmeği iki kere örmüş oldum şimdi şimdi sıradaki ilmeği çıkarttım şişimden örme yönünde ördüm bir ip doluyorum tekrar örüyorum bu sefer de üç kez örmüş oluyoruz 3 ilmek çıkmış oluyoruz şimdi sıradakini örme yönünde ördüm Ön tarafından bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeği örme yönünde ördüm. Şişime bir ip doladım. Tekrar ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıktım. Tekrar bu ilmeğimi iki kez öreceğim. Yönünü çeviriyorum. Bu ilmeğimi üç kez örüyorum. Bakın 3 ilmek çıktı. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi iki kez, sıradaki ilmeğimi üç kez, sıradaki ilmeğimi iki, sıradaki ilmeğimi üç kez, iki kez örüyorum, bu ilmeğimi üç kez örüyorum. iki kez öreceğim. Bu ilmeğimi üç kez örüyorum. Bir ilmeğimi iki, bir ilmeğimi üç kez örerek devam edeceğim. Sıramı tamamlayacağım. Buraya geldim ilmek sayısının ne olduğu önemli değil zaten yaklaşık bir ilmek sayısı elde edeceksiniz. Buraya kadar bu şekilde bir ilmekten iki bir ilmekten 3 ilmek çıkarak kadar örelim. Buraya geldiğimizde artık bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz arkadaşlar zaten tek yönlü olarak örüyoruz düz örerek devam edeceğiz etek ucuna kadar. Bu arttırdığınız ilmekleri delik olmayacak şekilde örelim arkadaşlar. Buna özen gösterelim. Onun dışında bu şekilde. Şimdi arttırmaya kadar gelelim. Sonra bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Etek kısmını bu arttırdığımız yerden itibaren 70 sıra boyunca düz örgü olarak ördüm. E, tam 70 sıra ördüm. Şimdi ilmeklerimizin hepsini e, ters ör göreceğiz. Yani 2 sıra haroşa sırası elde etmek istiyorum. İlmeğimi açtım. Şurayı düzelteyim. E, şu bel kısmında yaptığımız gibi 2 diş haroşa yapalım. Sonra 2 sırada düz örüp gelelim. Sonra popkornlarımızı yapacağız. 2 sıra haroşamız var aynı şekilde. Yani bu sırayı ters, öbür sıraya düz ördüğümde bir sıra haroşa elde etmiş olacağım. Devam edelim. 2 haroşa sırasını ördüm. Sonra 2 sırada düz ördüm şimdi bu sırada popcorn yapacağız. yukarıdaki gibi. Şimdi iki tane ilmeğimi örerek başlayacağım. Sıradaki ilmeğimi popcorn yapıyorum. Aynı yukarıdaki gibi yapacağız. Şöyle iki zincir çekiyorum. Doluyorum. Zincirle beraber iki ilmeğim var. 3 oldu ve zincirle beraber 4 ilmeğim var. Topluyorum ilmeklerimi ve aşağı sıraya sabitliyorum şimdi. Ve sağdaki şişime takıyorum. 5 tane ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmekten sonra tekrar bir tane popkorn yapıyorum. E bu şekilde devam edelim. 5 ilmek arayla popcornlarımızı bu sırada örelim. E sonra tekrar düz örgü yapmaya devam edeceğiz. Aşağıya sabitliyorum. Ve sağdaki şişimi alarak 5 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve beş tane ilmeğimi örüyorum. iki tane popcornumuz oldu. Şimdi 5 ilmek arayla bu şekilde popcornlarımızı yapalım. Ee, sonra düz ördük olarak devam edeceğiz. Popcornu yaptıktan sonra e, iki sıra düz ördüm. Şimdi ilmeklerimizi haroş öreceğiz. Yani bu sıra ters, önümüzdeki sıra düz şeklinde e, devam edelim haroş olarak örmeye artık kordonumuzu yapacağız. Kordonumuz için ucu açık şişler daha kolay oluyor. Bununla daha iyi rahat yaparız. Şimdi 3 numaralı şişime, 3 numaralı şişle yapacağız kordonu biraz sıkı ve güzel dursun istiyorum. 3 tane normal ilmek atıyorum. Bildiğiniz şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şimdi örmeye başlayacağız. İlmeklerimi bu şekilde diğer uca getiriyorum. Ve hepsini tek tek Düz örgü olarak öreceğim. Üç ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar yine bu başa getiriyorum. Tek yönlü olarak örmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi üç ilmeğimi düz olarak örüyorum ve yine bu başa getiriyorum. Şu şekilde her seferinde bu kısmı çekiştirirseniz daha muntazam duruyor. Şimdi örüyorum 3 ilmeğimi ve yine şişimin başına getiriyorum. Bakın dönmüyorum. Sadece şişin başına getiriyorum. Yani tek yönlü olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi yine bu tarafa getiriyorum. Her seferinde de buraya asılıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam edeceğiz. Kordonumuz kırılacak. Bu yuvarlak bir şekil alıyor ilerledikçe. Şimdi eğer ucu açık şişiniz yoksa arkadaşlar normal şişli örüyorsanız şöyle yapıyorum. Ilmekleri bu şişimi alarak devam edeceğim. Bakın, örmeden önce bu şişimi alıyorum, geriye almış oluyorum. Sonra yine tek tek örüyorum. Eğer normal şişli örecekseniz. Bu şekilde geriye alarak devam edin. Bakın örmeden alıyorum bu şişime. Sonra tek tek yine örüyorum. Ucu açık şiş daha kolay oluyor aslında. Geri almakla uğraşmıyoruz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Ee, yaklaşık 1 metre 10 santim 20 santim zevkinize göre örebilirsiniz. 2 ee, tane öreceğiz bundan ve elbisemize takacağız. 4 haroşa sırasını da ördükten sonra ilmeklerimi kapattım. E, etek kısmında iki tane kordonumuz var. Kordonumuzu yaptık. Uçlarını düğümledim. E, 1 metre 10 santim 20 santim civarında yapabilirsiniz. E, ne kadar burada uzunluk kalsın istiyorsanız ona göre örebilirsiniz kordonu da. E, Çengel iğne ile geçirdim. Birini önden birini arka taraftan geçirip yanlardan düğüm attım. Şimdi e, uzunluğuna bakalım santimetre olarak şöyle boy ölçüsü 40 santimetre boyum var kol boyunu da ölçmek istiyorum şöyle yakadan 28 santimetrede kol boyum var elini ölçsek de tam bir ölçü veremem Çünkü burayı büzdürdüğüm için ama yaklaşık şu kısım 26-27 santimetre civarında ama oldukça rahat bir çalışma Yani bu ipi gevşeterek genişleterek ya da dar artarak rahatlıkla kullanabilirsiniz 1 yaş için 9-12 ay diyelim 9-12 ay için oldukça uygun bir çalışma bebeğimizin durumuna göre 1 yaşında da rahatlıkla kullanabileceği bir çalışma 4.5 ip kullandım bu arada. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarsanız sevinirim. Yayınlarımdan haberdar olmak isterseniz oradaki bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.